programdan önce konuştuğumuz benim de seyircilerle paylaşmak isteyeceğim bir olay. Hı -hı. Ee, şimdi İstanbul. E, hayır bu e, ilk programı a, a, anlatacağım. Ha. E, şimdi Müjdat abi şöyle yani o yıllar sen hep gençsin, hep koşturuyorsun her şey yapayım. ama başkalarına vakit ayırıyor ve benim ilk televizyon denemem e, gece koşu ilk programın ilk 15-20 dakikası. Ben e, stüdyoda, canlı yayında diyorum ki bittim. Bittim. O kadar rezalet başladım ki bu işe. O sırada Türker İnanoğlu'nun, Türker abinin yönlendirmesiyle e, ATV kanalında e, gece yarısı bir program yapılıyor. Rastlantısal. Bir takım ilanlar falan yapılmış ama rastlantısal bir şey. Tutar tutmaz. Ve İlk 15-20 dakika dedim ki ben bittim. O sırada her zaman olduğu gibi evliyim. Eşim Gaye de bu ilk program canlı yayını seyretmek üzere eve arkadaşlarımızı çağırmış. O arkadaşlar geliyorlar falan. Fakat o 15 dakikada onlar da rezaleti e, gördükleri için ve Gaye'nin üzüntüsünü gördükleri için... ...biz fazla kalmayalım, e, e, kalkalım diyorlar. Gaye onları kapıya kadar e, yolcu ederken bir anda bir ses geliyor çünkü... Müjdat Gezen programa bağlanıyor. 20. dakikada. Hı hı. Ben benim kariyerim başlamadan bitmiş. Misafirler yolcu ediliyor falan. <laughs> ve Müjdat abi bana diyor ki sen kimsin? Niye yaptın bu programı? Ne yapıyorsun falan filan evet. diyerekten. Misafirler evde geri dönüyor. Sonradan evet. eşim bana anlatıyor bunu. Hepsi televizyonu karşılatıyorlar. ve benim bütün Kariyerim değişiyor ve başlıyor onun sayesinde. Pişen bir adam var ekranda. Öyle yani. değildi. Öyle değildi. O, o yok, gördü o gör, onu. Yok, o öyleydi. Gördü. Öyleydi. Değildi. O var o, olan bir o, şey evet gördü. Evet ama o Müjdat abi görmeseydi biz o programı bitirecektik. Ee, o katılmasaydı... ...böyle bir isim olarak programa... ...bana ertesi günü teşekkürler Okan, kardeş... ...hadi o güle güle diyecekler. Okan o sende bir şey görmeseydi... Yok. ...böyle bir konuşma i̇şte yapar ka de kanalı değiştirirdi. Ya ama tabii şöyle, ki Ayça da nasıl vakit buldu da aradı tabii. Okan şö şöyle mi demeliyim yani... E, ...kardeş e, o kadar kabiliyetsiz... <laughs> Hayır ama bunu yapman... ...bunu yapman çok acayip zaten. Yani. Açtım telefonu gece birine yani, geliyordum valla. Ya yemin ederim... Bayıldım. ...benden söz edilsin diye yapmıyorum. Bu özelliği çok garip buluyorum öyle, ben. Ama onu çıkarıyor bu paylaşan gençlerden. özelliği öyle, yani... ...bu öyle. gençlere bakan, gençlerde bir şey gören... ...bu kadar öğrenciyi yetiştiren... ...kendi yetiştirmediği öğrencilere... ...bile bakan, tanıyan, anlayan... bu. ...bu... Müthiş bir yetenek. Müthiş bir yetenek. Kendimle bir ilgili de... Fa... özür evet. dilerim. Kendimle ilgili çok e, söylemeyi e, sevmediğim şeyler var ama hadi sen çok sevdiğim için söyleyeyim. Bir gün böyle bir muhabbette bana canlı yayındı galiba. E, arkadaş dedi ki ne kadar alçak gönüllüsün dedi. Ben de dedim ki alçak gönüllü olmayı alçak olmaya tercih ederim. Ah canım efendim. Evet. Ah canım evet efendim. E Peki. E, bu oyunu erken saatte oynuyorsunuz. Evet, evet. Üçte oynuyoruz. Neden? Efendim babamın seyircik onu sen söyle. Neden? Ya bizim Kadıköy'de benim seyircimin yaş ortalaması 90-95 falan <laughs> ya, ya. <laughs> <laughs> Doğru. Ya Doğru. bu ne be olur mu böyle şey <laughs> ya? gençlerde var tabii gençler de <laughs> geliyor ama yani beni beni eskiden tanıyanların <laughs> Benim yaşımda olduğunu düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın ya. Ama. peki bunlar nereden mesela bakım evlerinden kaçıp gelen insanlar mı ya? Belli bir saatte mi dö dönmeleri gerekiyor? Hayır gece olursa ben gece de denedim. <laughs> ee, uyuyorlar. Ya. <laughs> Ya bu doğru değil. Lütfen şaka yapmadan anlatır mısın? Neden? Hayır, ben de böyle biliyorum. Bana da böyle. olur mu ya? ya. Bu, bu benim seçimim değil. Ben ne söylenirse onu yapıyorum. Hayır, bu bunun, saatte bunu mutlaka de, bu, hayır bunu mutlaka başka bir nedeni vardır. Yine bir buluş yapmıştır. Ben sana söyleyeyim. Yine bir buluş yapmıştır. Demiştir ki bir kere hafta sonu değil mi? Cumartesi e, maç var değil mi? Hayır onun için <laughs> söyleme. Ya evet o da bir. de akşamı maç seyrediyoruz. Şö şöyle bir şey yapıyor. Yine bir buluş yapıyor. Evet. Diyor ki İstanbul seyircisi diyor, tatil günü ben onlara e, bir yere yetişme kaygısı olmadan şu... Yani adamın kendisi zaten saat kaçta yayınlanan tabii. şu programa geliyor canım. Onun öyle bir derdi yok. Tabii. %90 Sağlık. seni söyleyeyim. Yani, evet. yani Gerçekten... bir hakikaten bu buluş ve birçok tiyatro da artık matine oynamayı göze alamıyor. Hmm. Çünkü tiyatro eskisi gibi hani bir oyun haftada 6 gün oynar, 5 gün oynar. Yani zaten şey o düzenden çıktık. Matine suare yapar, o da çok... Hmm. E, seyrek, evet hmm. ve iddialı matine oynamak zaten bir iddia bugün.